sizlerin hemşeriniz, sizlerin abiniz Sayın Mehmet Ali Karadeniz, Orman Teşkilatı'nda yıllarca çalıştığı dönemlerde bizler onun şefi olarak göreve başladık. Ve kendisi Orman Genel Müdürlüğü olduğu dönemde biz Giresun'un çeşitli ilçelerini ağ gibi yollarla ördük. Burada aramızda Esmiyeli, Yaldereli çok kıymetli hemşerilerim var. Onlar benim gece gündüz nasıl çalıştığımı bilirler. Daha sonra da yönetim kurulu, Tirebolu İlçe Yönetim Kurulu'nda göreve devam ettim. Görevde bulunduğumuz süre içerisinde partimizi tanımak fırsatı buldum. Bu arada geçmişte yapmış olduğum hizmetler dolayısıyla gerek partimiz içerisinden gerekse partimiz dışından binlerce kişiyle tanıştığımdan partide yavaş yavaş arkadaşlarımı bir ve beraberliğe daha toplayarak partimizdeki dağınıklığın bitip iktidara yürüyen yolda benim de ufak bir katkım olsun diye Mingarehisar, Alucra, Çamoluk dahil birçok mıntıkasında yüzlerce kilometre yayla yolu, orman yolu, köy yolu, köprü, menfez, sosyal tesis yaptım. Ayrıca binlerce, milyonlarca fidan dikerek ağaçlandırma yaptım. Hizmette bulundum. Köylümüze ağaç verdim. Alın teriyle bu görevlere meslektaşlarımızın onayıyla geldim. Başkaları gibi yıllarca kenarlarda yatıp millete hizmet etmeden, hiçbir şey yapmadan sırf bizim partide diye bedelsiz insanlara ulaştık. Bugün burada her ne kadar sayıca az olsak da onlarımız, değerli dava arkadaşlarım, Giresun'umuzun çeşitli yörelerinden gelen sayın misafirlerimiz, Milliyetçi Hareket Partisi adına hepinizi saygı ve sevgiyle selamlarım. Hoş geldiniz. Kafasını bulandıran, canını sıkan, Giresun'u en güzel şekilde temsil edip, en güzel şekilde sokaklara saçanlığa bakın. Ne oldu 9 yılda Avrupa Birliği'ne mi girdik? Fransa'dan yediğimiz laflara bakın. Bir İsrail Büyükelçisi'nden yediğimiz laflara bakın. Biz Türk milleti olarak çağ açmış, çağ kapatmış millet olarak bu tahakkümü kabul etmemiz mümkün değil. Türk milleti olarak ortak faydası İslam olan bu milletin ne yüreğinden, ne inancından, ne imanından bu AK Parti denen kara parti bir şey alamaz. Almamalı, alamamalı. Bir tane daha yaptım. Toplam olarak bu yollara harcanan paranın miktarı 16 milyar TL. Sağlıkta devrim yaptık dediniz. Sadece sağlıkta yapılan harcamaların miktarı 6 milyar TL. 15 dakikada bir, yarım saatte bir cuma gün araba kalkıyor. Diğer günlerde de Allah'a şükür sabah, öğle, ikindi, akşam yatısı kalkıyor. Bu inanın bütün illerde devam ediyor. Milliyetçi Hareket Partisi'nden aday olmaya gittiğim Ankara'da dönüşümde Giresun'a erken geleyim diye aktarmalı olarak Samsun'a geldim. Samsun'da terminalde saat 7 ile 10 arasında şöyle bir dinleneyim hem de 10 arasında oradan kalkan bu tarafa doğru geleyim diye beklerken şunu gördüm. Samsun'da değerli hemşehrilerim 5 dakikada bir metrodan, 10 dakikada bir Ulusoy'dan, 15 dakikada bir de diğer bütün firmalardan İstanbul'a araba baktı. Bu ne demek arkadaşlar? Bütün İstanbul, Giresunlulardan, Karadenizlerden dolmakta. Yani göç almış gitmiş, işsizlik başı burada olduğu nedeniyle bütün insanlarımız İstanbul'a taşınmış. Ben buradan şunu vurgulamak istiyorum. Fındık para yetmiyor. İnsanlarımızın geliri yok. İki, orman, tek tük serpilmiş evler. Yani Giresun'umuz, Karadeniz'imiz tarım, orman ve hayvancılık memleketi. Sanayimiz yok. Olanları sağ olsun iktidarımız ver kurtul metoduyla sattı. Geriye ne
aldı, para etmeyen bir fındık. Allah'a şükür fındığı da sayın hükümetimizin mensupları, yetkilileri psikobirlik var ki aldılar, toprak mahsulleri ofisine verdiler. Toprak mahsulleri ofisi fındığı önce 5 liradan aldı, iktidara yakın tüccarlara 2,5 liradan sattı. Diğer tüccarlarımız da tabii bunun karşısında direnemedi, iflas etti. Yani sonuçta ortada bir başı bozukluk var. Biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak bir, fındığa fiyat ve alım garantisi veriyoruz. İki, Disko Birliği Allah izin verirse yeniden yapılandıracağız. Bu teşkilatımızda çalışan aramızda değerli arkadaşlarımız var. Burayı biz 1116 sayılı kooperatifler kanununa uygun bir hale getireceğiz. Ne yapacağız? İl bazında kooperatifler, Disko Birlik Genel Müdürlüğü'nde üst birlik yapacağız. Dolayısıyla bunu da özel bir yapılandırma kanunuyla Disko Birlik tesisleri de bulunduğu ildeki kooperatiflerin malı olacak. Ve vatandaşlarımız eski üyelere ilave eden yeniden Disko Birliği'ye üye olarak Disko Birliği yapılandıracağız. Bu esnada da vatandaşlarımızın Karadeniz'in tamamında vatandaşımızın vergi kaydıyla, tezli tapusuyla, Osmanlı tapusuyla ve Cumhuriyet tapusuyla elinde bulunan yerleri 1950 yılı hava fotoğraflarına ve askeri faktalara dayanarak kadastroda çalışan değerli efendim kamu görevli arkadaşlarımız buraların orman olarak bırakılmasına, iki beye ayrılmasına karar verdiler. Bu arkadaşlarımızın hiçbir suçu yok. Ancak bu kanunu değiştirmeyenlerin suçu var. Bak siz sayın görevleri, Çanakçılı hemşehrilerimiz bilmez. Görevleden Türkiye'nin en büyük tapu kadastro bölge müdürü var. Bazılarınız bilir. Evet sayın Burhan Bey, şu anda İzmir bölge müdürü. Biz bu değerli arkadaşımızla beraber Kastamonu'da kafa kafaya verdik. Gerek orman kanununda gerekse tapu kadastro kanununda değişiklikler hazırladık. Ancak Orman Genel Müdürlüğü mensuplarını aşamadık. Orman Genel Müdürlüğü mensupları tutucu bir davranışla, özellikle de bu değerli hemşeriniz, iki hemşeriniz bu kanunu hazırladığı için ormanla ilgili maddelerini iptal ettiler. Ve bu kanun maddesi iptal edilmesi neticesinde bugün sizin tapulu yerleriniz hepsi iki belediye ormana bırakıldı. E ne diyor sayın devletimiz, ilave bir kanun çıkardı hükümetimiz? Diyor ki ben buraları size satacağım. Arkadaş sen kimin malını kime satıyorsun? Benim babamdan kalan malımı sen bana nasıl satarsın?